Allahu havfun aleyhim ve lahum yahzanun. Şu kısım turku velayet hakkında olup 9 telvihtir. Sual tarikat nedir? El cevap tarikatın gaye maksadı marifet ve inkişafı hakayki imani olarak Miracı Ahmedi'nin Aleyhisselatü Vesselam gölgesinde ve sayesi altında kalp ayağıyla bir seyri sülük ruhani neticesinde zevki, hali ve bir derece şuhudi hakiki imane ve Kur'an'ı mazhariyet. Tarikat ve tasavvuf namıyla ulvi bir sırrı insani ve bir kemali beşeridir. Çok muazzam bir tarif yani. Tarikatın hakikatını da tarif etti. Tarikat nedir de söyledi. Mahiyet, suret, hakkat kanuniyet hepsi içinde barındırıyor. Neymiş tarikat? Tarikat marifet ve inkişaf hakiki imani olarak Miracı Ahmediye dediği sünnet-i seniyye. Gölgesinde hakiki imaniye ve Kur'aniye'ye zevki, hali ve şuhudi mazhar etmiş. Tarikat buymuş yani. Hakiki imaniye ve Kur'aniye'ye üç tane saydı. Zevki, hali ve şuhudi. Mazhariyet tarikatmış yani. Misaller verelim. Bak, Külliyat baştan başa tarikatmış yani. Hakiki iman-ı Kur'an'ı mazhariyet ne demek? Birinci lemada Eyüp Aleyhisselam'ın yutan balık vardı. O balık bizim neyimiz? Nefsimiz. Nefsimiz bak. Yani o ayete mazhar oluyor. Kendini muhatap ediyor. Yunus Aleyhisselam'la ilgili ayet bizi ne ilgilendirir değil mi? çok ilgilendiriyor yani. Oradaki hakikatlara mazhar olmak bu bir tarikatmış. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere, hadislerdeki ifade edilen sünnetlere üç tane saydı. Zevki olarak zevk edebiliyor musun? Evet. Hali olarak hallenebiliyor musun? Evet. Ve şuhudi olarak şahit olabiliyor musun? Tarikat buymuş yani. Bak geçmiş zamanlardaki tarikat dayı tam böyle anlaşılmamış. O yüzden manası tam anlaşılmadığı için evet her birinin mazharı esmaları icabınca farklı usuller, kaideler ortaya çıkmış yani. İbrahim Aleyhisselam'ın atıldığı ateş var. O ateş bu zamanda nedir? Küfürdür yani. Karşımda müthiş bir yangın var. Değil mi? Alevleri göklere çıkmış diyor ya. Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıkları bizim neyimiz? Günahlarımız manevi hastalıklar değil mi? Yusuf Aleyhisselam'ın atıldığı kuyu o ne biliyor musunuz? Senin bir olay yaşamışın içinden çıkamıyorsun. O kuyu o işte. Enfüsü manada. Ailevi olur, cemaat olur, toplum olur. Ya bir olay olmuş aşılamıyor. O kuyudan seni birisinin çıkartması gerekiyor. Evet. Bak gördün mü tarikatı? Ne kadar güzel değil mi böyle tarikat? Üstü Hazretleri mahkemede ehli vukuf, müdde umumi, onu tarikatla suçlayınca Hüsnü Hazretleri şu cevabı veriyor. Ekser ecdadımızın bağlanmış olduğu bir meslek sebebi mesuliyet olamaz diye. Eğer sen tarikatı şimdi suçlarsan, senin deden, onun dedenin dedesi ta kaç asra kadar değil mi? Hepsi tarikatla Haşır neşir olmuş. Ondan sonra istifade etmişler. E, Hakayki İslami ve Kur'an'ı kalben orada lezzetlenmişler, zevklenmişler yani. O zaman onları da suçlamış olursun diyor. Değil mi? Evet. O yüzden tarikat sebebi mesuliyet olamaz. Fakat bu zamanda Üstü Hazretleri zaman bak değişken bir kavram kullanıyor. Zaman değişiyor sürekli. Zaman tarikat zamanı değil diyor. Öyle bir zaman gelir ki yaparsın yani. Niye tarikat risalesi var? Ve başka niye mektuplarda bazı noktalar izahat yapılmış? Evet. Ama zaman tarikat zamanı değil. Diyerek Üsey Hazretleri tarikatı yasaklamıyor, kötülemiyor. Bak, değişken bir kavram kullanıyor. Bir insan dese ki zaman bisiklet zamanı değil, motor zaman. Bisikleti yasaklıyor mu? Yok. Sen gene bin bisiklete. Evet. Zaman. Bakkal zamanı değil. Süpermarket zamanı dese. Adam bakkalı yasaklıyor mu? Yok. Peki niye bisiklet ve bakkal zamanı değil diyor? Çünkü bisikletle bakkal ihtiyaca tam cevap vermiyor. Çünkü insanların akılları, kalpleri, bütün letaifleri ne kadar inkişaf etmiş değil mi? Şimdi böyle cami bir şekilde bu asırda inkişaf eden İnsanı sadece kalbi çalıştıran tarikat kifayet eder mi? Yani bütün letaifi çalıştırmak gerekiyor. Evet. Yani İmam Rabbani Hazretlerinin sözüdür. İmanı kuvvetli olmayan tarikata girse dinden çıkar diyor yani. Evet. İmanı tarikata niçin gelir? Girer insan amel ediyor ya. Bakın burada üç tane saydı. O yapmış olduğu amelleri zevk etmek, hallenmek, şahit olmak yani. Yani ben namaz kılıyorum, eğiliyorum, kalkıyorum. İnsanlar bunun, yani tarikatın çıkış nedenlerinden 3. 4. 5. asırda nedeni bu. İnsanlar o eğilip kalkmanın manasını zevk etmek istemiş. Orucun manasını zevk etmek, hallenmek istemiş onunla yani. Şahit olmak istemiş. E bir kısım insanlar da toplumdaki bazı şeylerden kendini soyutlamış, kenara çekilmişler, değil mi? Kendi usul ve tarz ortaya koymuş. Demiş ki şunu yaparsan şu ayetin veya şu amelin şu mertebesini yaşarsın, görürsün, zevklenirsin, lezzetlenirsin. Usul tarz kaide koymuşlar yani. Üstad Hazretleri Risale-i Nur 12 tarikatın hülasasıdır diye. Üstad Hazretleri eğer bir şeyh olsaydı 12 tarikattan ders verebilirdi yani. Bunu Risale-i Nur'a tatbik ettiğimiz zaman mesela Risale-i Nur Mevlevi gibidir. İman hakikatlarının etrafında dönüyor değil mi? Kendinin en büyük hakikati odur. Üsadetlerinin yazmış olduğu bütün risaleler ona kuvvetleri, onun etrafında dönüyor. Mesela kadirilik. Kadiriler sesli, zikri cehri yapıyor değil mi? Bak ben şimdi konuşuyorum. Sessiz zikrediyorum. Kadiriyim yani. Tefekkür bizim mesleğimizde var. Nakşi oluyorsun. Nakşiler tefekkür ediyor ya. Zikri hafiye. Rufailik var. Malemilik var. Melami diye bir tarikat var yani. Bektaşilik var. Değil mi? Hacı Bayram Veli'nin. Bazı naehiller tarikatların içine girmiş. Onların girmesiyle tarikatlar mesul olamaz yani. Tarikatlar haktır yani. Ama bu zamanda insanların İmanda problem olduğu için, imanda problem olan insana tarikat verilmez yani. Ve şu an insanların çoğu avam olarak tarikatı din zannediyor, din. Adam namaz kılmıyor, ha bile şeyhinin yanına gidiyor. Öyle değil mi? Haramlardan kaçmıyor, şeyhinin dediğine muhalefet etmemek için elinden geleni yapıyor yani. Bu adamın imanı çok zayıf yani. Taklidi bile değil yani. Evet. Kulasa toparlayalım. Tarikat neymiş? Hakiki imani ve Kur'aniye'ye evet. Zevki, hali evet. Şuhudi masari etmiş. Tarikat buymuş. Sünneti seniye gölgesinde evet. Tarikat buymuş yani. Ne kadar güzel bir tarif değil mi? Peki neden zevk etmek? hallenmek, şahit olmak gerekiyor. Gelen cümlede yukarıdaki cümleyi izahat yapıyor. Evet diyerek. Evet neydi? Kendisinden önceki cümlenin müdellel, delilli izahıdır. Evet, şu kainatta insan bir feriste camia olduğundan insanın kalbi binler alemin harita-i maneviyesi hükmündedir. Evet, insanın kafasındaki dimağı hadsiz telsiz telgraf ve telefonların santral denilen merkezi misüllü, kainatın bir nevi merkezi manevisi olduğunu gösteren hadsiz funun ve ulumu beşeri olduğu gibi insanın mahiyetindeki kalbi dahi hadsiz hakaiki kainatın mazharı, medarı, çekirdeği olduğunu hat ve hesaba gelmeyen ehli velayetin yazdıkları milyonlarla nurani kitaplar gösteriyorlar. Şimdi Cenab-ı İnsana maddi ve manevi cihazlar vermiş. İnsan kainatın firiste camiasıymış. Yani kainatta ne varsa insanda bir numunesi varmış. Evet. Allah o numunelerin... ...inkişaf etmesini, imbisat etmesini istiyormuş. Hatırlarsanız biz burada bir ders yapmıştık. İşaret cihazının baş tarafından. Bu maddi cihazlar aslında bir pencereymiş. Neye pencere? Alemlere... Peki o alemler neye, neye pencere? Esmaya. Bu verilen numunelerden biz aslında o alemleri ve esmayı görecektik. Yani kulak bir pencereymiş, göz bir pencereymiş, burun bir pencereymiş, hissiyat, letaif hepsi pencereymiş. O pencereden alemleri, evet o alemlerden esmaları tecelli edeceğiz. Yani o papatya da bir pencere, o esmaya ve alemlere bizdekiler de pencere. Allah vermiş olduğu maddi ve manevi pencerelerin inkişaf ve imbisatını istiyor. Mesela burada misal verdi. Dedi ki insanın kafasındaki dima, kafa çalışmış. Evet. hatsiz telsiz, telgraf, telefonların santral denilen merkezi müsullü kainatın bir nevi merkezi manevisi olduğunu gösteren hatsiz funun ve ulumu beşeri. Yani insanın kafası çalışmış. Öyle değil mi? Bu fenler ortaya çıkmış maddi ilimler ortaya çıkmış. Toprakla alakalı kaç tane ilim var? Ziraat var, botanik var değil mi? Peyzaj var, efendim orman fakültesi var. Kaç tane kütüphaneler dolusu değil mi? Böyle e, bilgi derc etmiş Allah kitap yazmış oraya. Bir kitap gibi olmuyor. İlim derc etmiş oraya yani. Ve insan kafayı çalıştırmış. Allah'ın o esmayı hüsnayla o toprağa, ağaca, yaprağa yazmış olduğu, taşa yazdığı ilmi kendi miktarınca anladığı kadar ortaya çıkarmış. Fenler ortaya çıkmış. Üsa Hazretleri Miraç Hisalesi'nde ne kadar şu anda insanlar bilgi biliyor ve kainat kıyamet kopana kadar ne kadar bilecek? Değil mi? Esma-i Hüsna'nın yüzde birini anlayamamış diyor şu ana kadar yani. Ve anlayamaz yani. Çünkü insanın Aklı mahluktur yani. Allah vaciptir. Vacibin e, mümkünü bilmesiyle, mümkünün vacibi bilmesi aynı şey değildir. O yüzden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ben seni hakkıyla bilemedim demiştir. Şimdi biz buraya nereden geldik? Şuradan geldik. İnsanın kafası çalışmış. Fenler ortaya çıkmış değil mi? Hiç kafa çalışmasa insan hayvan gibi olurdu değil mi? Eskiden bakın cep telefonları yoktu. Ve evet. Köylerde çok oluyordu. Mahallelerde de çok oluyordu da. Köy, ev, telefon çıkmamıştı da. Adam diyordu ki falancaya söyle gelsin diyordu. Bir çocuğu gönderiyordu. Çocuk gidiyordu yarım saat 45 dakika. Gidiyordu köy kahvesine. Adam diyor ki işte Mehmet abi Hasan abi seni çağırıyor. O da diyor ki sen söyle benim işim var sonra geleceğim. <laughs> Bir 45 dakika daha öyle geliyordu. Öyle değil mi? Ama bak bu kafa çalışmış, telefon yapmış. Hiç Hasan gelmesine gerek yok, Mehmet gelmesine gerek yok. Ya şu neredeydi? Buradaydı. Veya da şunu nasıl yapayım? Şöyle yap. Kafayı çalıştırmış. Aynen öyle de. Bak diyor ki, evet, insanın mahiyetindeki kalbi de Allah çalışmasını istemiş. Peki kalp çalışınca ne oluyor? Heh, işte kalp çalışınca ne oluyor? amel ettiğin, bildiğin ayetler, evet her ne varsa İslamiyet iman namına zevk ediyorsun. Halleniyorsun, şahit oluyorsun. Ama çalışmıyor. O zaman ne oluyor? Eğilip kalkıyorsun, aç kalıyorsun yani. Yani insanlar niye tarikata girmek istemiş? Yapmış olduğu adamın imanı var. Kuvvetli. Yapmış olduğu amelin amel ile hem manasını hem Allah ile muhatap olmak istiyor. Birebir yani. Namaz kılmak Allah ile görüşmek değil mi? Adam bunu zevklenmek istiyor diye. Evet hallenmek istiyor. Şahit olmak istiyor. Bu hakikate o yüzden tarikat çıkmış. Ama evet, Risale'nin hakikatleri gibi tam manasıyla değil. Kendilerinin ortaya koymuş olduğu usul tarz kaideyle. Risale-i Nur ise Kur'an'dan mülhemen. Değil mi? Şumul ilham olduğu için oradan istifade ederek yazılmış yani. İsmi Azam noktasında Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber ve azamet ve kibriya cilbesiyle yazılmış. Bütün hakikatları Cüzvekül İzay ediyor ya. Tam 12 tarikatın cem etmiş yani. Hulasa Allah kalbin çalışmasını istiyor. Kafa nasıl çalışmazsa insan hayvan gibi olur. Kalp da çalışmazsa ya iman etmeyen bir insandan ne farkın var senin? Bakın ağır bir ifade ama maalesef öyle yani. O yüzden Allah kalbin çalışmasını istiyor. Düşünsene hiçbir teknolojik gelişme yok. Hiçbir amelde insanın kalbi çalışmamış. Bir hakikati lezzetlenememişsin. Zevklenememişsin. Şahit olamamışsın. Ya burada derslerde kaç kere anlattım. Namazdan, imandan sonra en büyük hakikat namaz değil mi? Namazda birebir Allah ile konuşuyoruz. Namazın hakikati Allah bizi huzuruna alıyor. Peki nasıl huzuruna alıyor? Bütün mahlukat da alacağız. Allah'a muhatap olurken bütün mahlukatın umumu vekili, zabiti, komutanı sensin yani. O allah Ekber namazdaki o tesbihatları, cümleleri, kıraatları yaparken bütün mahlukat hesabına yapacağız yani. Evet. Evet. Böyle bir namaz kılsana bilerek şuurlu bak, nasıl bir lezzet olacak, nasıl bir zevk olacak yani. O yüzden tarikat çıkmış yani. Anlaşıldı mı şimdi? Neden Allah kalbin çalışmasını istiyor? E Allah verdiyse bir cihazı boşuna mı verdi? İnsanın kafası, teknolojik gelişmeleri ortaya çıkarmış. Kalbi de her şeyin hakikatinin mazarıymış. Bütün esmaların, bütün sıfatların, bütün şunatların, bütün suretlerin artık her neyse... Bütün ibadetler, ameller. Evet. Kalpte hakkatları var. Onları ortaya çıkarın. Tarikat buymuş yani. Yoksa gidip bir şeyhin elini ayağını öpmek, eteğini öpmek. Bu hakikat tam anlaşılmadığından dolayı neticeyi ızdırardan olmuş yani. Tarikata gelince nefsi öldürüyorsun ya. Bizim mesleğimizde nefsi öldürmek yok. Eğer nefsi öldürürsen Üsa o zaman senin artık inkişafın ve imbisatın durur. Diyelim ki ben bugün nefsimi öldürdüm. E, nefis olmadan nasıl terakki edeceğim ben? Öyle değil mi? Kalp bir kumandan gibi letaif askerleriyle beraber Allah'a muhatap olacak, işleyecek, çalışacaklar yani. Yoksa nefis almış başını gitmiş, Allah'ın yanına gitmiş, onunla konuşuyor. Beyazlı bir hazretleri değil mi? E kalbi burada kalmış. Letaifi burada kalmış. Neticeyi ızdırardan dolayı onu Öyle olmuş yani. Bizim nefsimiz çalışacak. Öldü, nefis ölürse ubudiyeti evliya besatet peyda eder. Aynı orada terakkisi adamın duruyor. Nefsi çalıştıracağız biz yani. Sünnet-i seniye dairesinde. Bizim hakikat mesleğinde sünneti i seniyye dairesinde yemeği içmeyi bırakmak yok. Sünneti i seniye dairesinde Nefsinde de hakkı var. Ona da yedireceksin. Nasıl şükredeceksin? Nasıl hamd edeceksin? Öyle değil mi? Nasıl o lezzetteki Allah'ın iltifatını, ikramını bileceksin? Nefis ölmüş, hiçbir şey yemiyor. Öyle değil mi? Halbuki kainattaki en büyük hakkat neydi? Rızıktaydı yani. Şükür Risalesi'nde okumuştuk. En cami, değil mi? en külli, hakkat rızıkladır diyor yani. E sen şimdi nefis öldü, nasıl terakki edeceksin? Peki niye öyle yapmış tarikatta geçmiş yerlerde? Mecbur kalmış adam yani elinde bir mihenk olmayınca, neticeyi ızdırardan dolayı o tarz usul ve tarz metotlar çıkmış ama yanlış mı yok gene kendi e, meratibi esmaları noktasında inkişaf etmişler imbisat etmişler ama bir veya birkaç esmada halbuki bin bir tane esma var yani evet daha söylenecek çok söz var ama hülasa tarikat bir şeyhin gidip elini öteğini öpmek değil evet Hakiki imaniye ve Kur'an'ı sünnet-i seniye dairesinde evet zevki hali ve şuhidi yaşamakmış. Tarikat buymuş yani. Yoksa Murad-ı Dursini Hazretlerinin dediklerini yapmak değil. Yani. Evet. Burada durayım ben. Subhaneke la ilmelena illa me allamtene indiki alimul hakim ve ahire davahum enilhamdülillah el fatiha.